Arkadaşlar kütle çekim kuvvetini ve Kepler kanunlarını görmüştük. Şimdi biraz bunlarla ilgili sorular çözelim bakalım. Kütle çekim kuvvetiyle ilgili hangisi yanlıştır demiş. Temas gerektirmeyen kuvveti doğrudur. Doğru. Dört temel kuvvetten birisi de doğru. Etki alanı en küçük. Hayır. Etki alanı sınırsızdır, sonsuzdur, benzeri sonsuzdur demiştik biz. Bu yanlıştır arkadaşlar. Büyüklüğü en küçük olan temel kuvveti doğrudur. Ayın dünya çevresi dönmesini sağlayan kuvvet de kütle çekim kuvveti doğrudur. Çünkü diğer türlü merkez aç kuvvet onu savurur, uzay boşluğuna gider. Bunun orada kalmasını sağlayan şey kütle çekim kuvveti. Doğru cevap Ceyhan olmalıdır. Diğer soru. Diyor ki bize M2 kütleleri hareketsiz kalıyor. Burada. Bunun buna uyguladığı çekim kuvveti ile M3'ün M2 kütleleri çekim kuvvetinin eşit olması. Yani burası F1, burası F2 ise ya da F1'e F3 ise eğer buna 3 dediğimiz için F1 eşittir F3 olmalıdır. F1 neydi? Kütle çekim kuvveti demişti ki G çarpı M1 çarpı M2 bölü D karedir. Formül bu. Kütle çekim kuvveti formülü buydu arkadaşlar. Hemen yazıyorum. M1 çarpı M2 M1 çarpı M2 G de var bölü mesafe ne kadar? 3D. Karesi al 9D kare. Eşittir. Bu ikisi arasındaki kuvvet. Yani G çarpı M2 çarpı M3 bölü 4D kare olmaz mı? Gerekli kısaltmalar yapılırsa ya da sadeleştirme yapılırsa bak M2'ler ortak gider. G'ler ortak gider. D kareler ortak gider. Kimi sormuş? M1'i bölemiş. O zaman M3'ü buraya 9'u da 10'u yerine atıyoruz. Çapraz yeri değiştiriyoruz. M1 bölü M3 eşittir 9 bölü 4 doğru cevaptır. Cevabımız Ceyhan olmalıdır arkadaşlar. Bir diğer sorudayız. Demiş ki bize K ve L gezegen yüzeylerinde özdeş yayların ucuna M ve İKM kütleli cisimler asıldığında yaylar X ve 4X kadar uzuyormuş. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu yaydaki uzama miktarı M çarpı GK'dır. Yani uzama çekim kuvveti bu kadar. Yaydaki kuvvet F eşittir K çarpı X değil midir? Yaylar özde ise K'lar eşit olmalıdır demiş ya özde şeyler demiş. O zaman yazıyorum bak. K çarpı X eşittir diyeceğim. M çarpı GK'dır. Diğerine geçtik. Bakın şuna geçtik. Bunu için koyduğum kadar 2M. 2M çarpı GL diyeceğim ben buraya. Yer çekmesini bilmiyorum çünkü. K çarpı kaç X olmuş bakın 4X. Yazdık 4X. Bundan sonrası arkadaşlar tamamen matematiktir bakın. Şu giden X'i gider. X'e de gitti. K'a da gitti. Bunu da buraya attım bakın. 2 bölü 4 eşittir. GK bölü GL'dir ki bu sonuç 1 bölü 2 yani Bursa olmalıdır diyoruz arkadaşlar. Ve geçtik diğer sorudayız. Ne demiştik biz? Gezegenler eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar. Adam K'dan N'ye kaç t sürede geldi? T sürede. M'den N'ye kaç t sürede gitti? 2T. Ben buraya S dersem burası ne olur o zaman? 2S olur. Yani S2, S1'in 2 katıdır. S2 eşittir 2 tane S1 cevabımıza Edirne olmalıdır dedik. Bir diğer sorudayız bakın. Yer çekimi ivmesinin uzaklığa bağlı değişim grafiği. Şöyle bir şey yapmış hatırlıyorsanız bakın şöyle ortasına itibaren artıyordu yüzeyde uzaklaşınca azalıyordu. Yani şöyle bir grafiğinin olması gerekir. Doğru cevap da Edirne. Şey pardon doğrusal olacak sonra eğilecek. Doğrusal sonra eğilecek. Doğru cevap Adana'dır. Yanlış oldu bunu görmedik. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Hatta demiştik ki yüzeyde G ise tam ortasında G bölü 2 oluyordu. Bakın 4'te 1 olduğu zaman G bölü 4 oluyordu demiştik. Geçtik diğer sorudayız. Diyor ki bize X'teki yer çekimimiz G ise Y'deki ne olacak? Ne demiştik? Mesafe ise ben buna G diyorsa burası ne olacaktır arkadaşlar? 2G. Yani 4'te 1 olsa burası G ise burası 4G olurdu. Nitekim yarısı olduğu için cevaba Y'deki yer çekimimiz 2G olacaktır diyebilirsin. Başka sorudayız arkadaşlar. Bakın dünya üzerinde yer çekim alan şiddeti G'dir demiş. Yer çekim alan şiddeti. Yani yer çekimimiz demek istemiş buradan arkadaşlar. Kütlesi ve yarıçapı dünyanın ikinin 4 katı olan bir gezegen. Arkadaşlar bakın. Dünyanın yer çekimini yazıyorum. G çarpı M bölü R'nin karesi. Bu yer çekimimiz. G2 eşittir diyorum bakın. G aynen aynı G. M kütlesi dünyanın 4 katı bakın. 4M bölü. Yarıçapı da dünyanın 4 katı yine. 4R'nin karesi yani 16R kare olur arkadaşlar. Buradan G2 eşittir. 4'ten sadeleştirirse arkadaşlar. 1 bölü 4 tane GM bölü R kare olacak. Biz buna ne demişiz? G demişiz. O zaman 1 bölü 4G ya da G bölü 4 olacaktır. Bir diğer sorudayız bakın. Şöyle yapmışız. Diyor ki dünya üzerinde ekvatorda K noktası ve kutuba doğru L ve M noktada verilmiş yer çekimi sorumlu. Ne demiştik biz arkadaşlar? Kutuplarda yer çekimi en fazladır. Çünkü geoid yapıda bir de çembersel hareket özelliği vardı. Yani M'deki yer çekimi L'den büyük, L'deki de K'dan büyüktür. En az yer çekimi ekvatorda da diyebilirsiniz. GM büyüktür, GL büyüktür, GK. Yani MLK, MLK, MLK. Doğru cevap Ceyhan'dır arkadaşlar. Bir sonraki sorudayız. Diyor ki bize havada kalma süreleri arasında nasıl ilişki var? Arkadaşlar bakın öncelikle yer çekimini hesaplamamız lazım. GM bölü R karedir. GM bölü R kare. Ben bunu yer çekimini G dersem
Bununki G çarpı 2M bölü 4 R kare olur ki bu 1 bölü 2G olur. G bölü 2 olur arkadaşlar. Şimdi cismin havada kalma süresi hatırlarsanız serbest süzme konusunda H eşittir 1 bölü 2 çarpı G çarpı T'nin karesi ise T'nin karesi eşittir 2H bölü G olmuyor muydu? 2H bölü G olur bakın. O zaman yazıyorum bak. TX eşittir diyeceğim. Kök içerisinde bunu kök içinden aldığım zaman öyle çıkar. 2 tane H bölü G'dir. Aynen yazdım. G'dir. T'ye eşittir. Yine kök içerisinde 2 çarpı H bölü G bölü 2 olmaz mı arkadaşlar bu? Şimdi dikkat ederseniz üst tarafı aynen alttaki ters çevir çarptığımız zaman şimdi şöyle düşünürsek eğer bunun değeri kök içerisinde yine 2H bölü G bölü bunu ters çevir bakın kök içerisinde 2 tane 2H bölü G olacaktır. Dolayısıyla şunlar birbirini götürür 1 bölü kök 2 doğru cevaptır. 1 bölü kök 2 de kök 2 bölü 2 olacaktır. Doğru cevabımız da Bursa olmalıdır. Bir diğer sorudayız arkadaşlar bakın şöyle. Ne demiştik biz? Gezegenler güneşe yaklaştığı hızlanır. En yakın olduğu nokta neresi? K. O zaman K'daki hız en büyüktür. Sonra M. En küçük olduğu hız en uzak olduğu noktadadır. Öyle. KML doğru cevaptır. KML doğru cevap Ceyhan olmalıdır. Bir başka sorudayız. Diyor ki uydular dolanıyor hangisi? R2 R1'den büyükmüş. Biz ne demiştik arkadaşlar? Aynı gezegen etrafında dönüyorlarsa hız eşittir. Kökçesinde gimerdir. G çarpı M bölü R'dir arkadaşlar. Bu gezegenin kütlesi zaten sabit. G de sabit. O zaman R ile ters orantılıdır. Yani yakın olanınızı daha büyüktür. Bunun hızına ben Vx dersem, Vx dersem, bunun hızına Vy ise arkadaşlar kesinlikle Vx büyüktür Vy diyebilirsiniz. Çünkü hızın büyükleri iki uydu için eşit olamaz. Bunlar eşit olamazlar arkadaşlar. Dolanma periyodu da eşit olamaz. Çünkü neydi? R küp bölü T kareydi. R'ler farklı. O zaman bu da eşit olamaz diyebilirim. Çekim kuvveti eşit olabilir. Niye? Çünkü çekim kuvveti G çarpı M1 çarpı M2 bölü R kareydi. Ki bu uyduların kütleleri hakkında bir fikrimiz olmadığı için kuvvetler eşit olabilir arkadaşlar. O yüzden bu olabilir. 1 ve 2 kesinlikle doğru cevaptır diyebiliriz arkadaşlar. Geldik buraya. Açısal momentum. Bir gezegenin güneş etrafında dönüşü süresince açısal momentum sabittir. Hiçbir zaman değişmez. Neden? Çünkü bak açısal momentum formülü nedir? M çarpı V çarpı R'dir bak. R arttıkça hız azalıyor. Onu telafi ediyor arkadaşlar. Dolayısıyla açısal momentum sabittir ve üçünün de 3 noktada açısal momentumların birbirine ne olması lazım arkadaşlar? Eşit olması gerekir. Zaten bu sisteme dışarıdan herhangi bir dış kuvvet etki etmediği sürece cisim denge konumundaysa yani dönmeye devam ediyorsa R azalmışsa hız artmıştır. R artmışsa hız azalmış. Bunu telafi edeceği için açısal momentum hiçbir zaman değişmez arkadaşlar. Hızlar oranı soruluyor. Hemen yazıyorum bak. Hızlar oranı hatırladığınızda şöyle kök içinde gimer demiştik. Gm bölü R'dir. Bunlar sabit zaten aynı gezegenden bahsediyoruz. Aynı gezegen çevresinde dönen iki uydudan bahsediyoruz ama bunlar sabitse R yarıçapı ters orantılıdır. Yani X'in hızına V demiş. X bu değil mi arkadaşlar? V eşittir. Kök içinde 1 bölü. Bunu sabit olarak alalım. 1 bölü R'dir. Peki bunun hızını soruyor. V'ye eşittir. Kök içerisinde 1 bölü 4 R olur. Bu dışarı 2 olarak çıkar. 1 bölü 2 çarpı kök içinde 1 bölü R olacaktır arkadaşlar. Buna ben ne demiştim? Bakın V. O zaman V bölü 2 ya da 1 bölü 2 V diyebiliriz cevabımıza. Bursa olacaktır. Ve geçtik şuradayız. Kaptaki sıvının K noktasına yaptığı basınç PK. Basınç kuvveti FT demiş. Kap ekvatorda kutuptan ekvatora götürülüyor. Yani ne yapacak? Yer çekimi arkadaşlar kutuptan ekvatora gidecek. Azalacak. Yer çekimi azalıyor. PK ve F için ne söylüyor? PK nedir? Basınç demektir. Sıvı basıncı demek. Sıvı basıncı nedir peki? HDG. G ne yapıyor? Azalıyor. Basınç azalır. Kesinlikle azalacaktır. Azalır, azalır. Basınç kuvveti neydi peki? HDGS'tir. Bu değişmedi, bu değişmedi, bu değişmedi ama G azaldı. O zaman basınç kuvveti azalmaz mı? O da azalır. Doğru cevabımız o zaman Bursa olacaktır arkadaşlar. Evet, bugünkü dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Soru çözümü de bu kadar. Başarılar diliyorum. İyi dersler.